İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları, Karayanlar. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Ermeni kimliği, Mirzoyan, Yerevan-Bakü ilişkilerini Avrupa Birliği Heyet Başkanı ile ele aldı. Gürcistan, Yerevan ve Bakü'nün yakın zamanda bir barış anlaşması imzalayacağını umuyor. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü, Artsakhdağlı Karabağ'da zorla yerinden edilenler hakkında konuştu. Kültürel soykırım. 44 gün süren savaşta Hadrut'un Güratah köyünden Karayan ailesinin 3 kurbanı oldu. Karagin Karayan ve iki oğlu 21 yaşındaki David ve 23 yaşındaki Vazgen günler arayla şehit düştüler ve Yerabulur adlı şehitlikte gömüldüler. Karakin büyük oğluyla gönüllü olarak savaşa gitti. En küçük oğlu David 11 Ekim'de Hadrut'ta bölüğünün personeliyle birlikte şehit bir askerdi. Venera şimdi küçük oğlu, kızı ve kayınvalidesi ile Yerevan'da bir evde kiracı olarak yaşıyor. Ailenin son sevinci savaşın arifesindeydi. Küçük oğulları Mıher'in doğum gününü kutladılar. Sabah patlama sesleriyle uyandılar. David koltuğundan fırladı, orada olacağım. David, Martuni'de sözleşmeli askerdi. Savaşın ilk gününde ailenin babası ve en büyük oğlu Vazgen Varanda'ya gitti. Karakin Karayan ve Vazgen aynı gün Fuzuli'de şehit düştüler. 15 Ekim'de babalarının cenazesi savaş alanından çıkarıldı ancak Vazgen'in cesedi Ocak ayında bulundu. Zaten Azerbaycanlılarla dolu olan Hadrut'a 11 Ekim'de getirilen şehit 72 asker arasında David de vardı. Ordu aileye ortanca çocuğun hayatta olduğu ve ormanda saklandığı konusunda güvence verdi. Anne Venera gömülmeden önce oğullarının yüzlerini bile göremedi. Sadece kocasının yüzünü gördü. Üçünün şehit düşmesinden savaş alanındaki karar vericileri sorumlu tutuyor. Üçünün de yanlış emirler sonucu şehit düştüğünü söylüyor. Anne Venera Karayan 2021'de röportajlardan birinde şunları söyledi. Ayın 10'unda Hadrut Türklerin elindeydi. O 72 kişiyi neden Hadrut'a gönderdiler? İddia ediyorum dava açtım ama cevap yok. Fuzuli'deki hizmetlerinin nasıl olduğunu, Türklerin hangi kesimde olduklarını, ne gibi emirler verdiklerini düşünürsek tabii ki onları suçluyorum. Venera, savaş sırasında kocasına ve oğullarına yakın olabilmek için küçük oğlu ile memleketi Güratah'da kaldı. Daha sonra köy sıcak bir cephe hattı haline geldi ve onlar da ayrılmak zorunda kaldılar. Batı Ermenistan Ermenileri üzerine. Yerzinka Erzincan'ın görüşmelerinin ardından şehirde kalan Murat ve Arşak Cemalyan, yaratılan tehlikeli durumu incelemek ve halka yol göstermek amacıyla liderlik binasında bir toplantı düzenler. Cemalyan konuşmasında toplantıya giden Rus ordusunun geride büyük miktarda silah ve mühimmat stoku bıraktığını, Ermenilerin silahlanıp Rus askerlerinin yerine geçmesi gerektiğini anlattı. Ayrıca Kafkasya'da Ermeni askeri birliklerinin oluşturulduğunu ve yaklaşık 40 bin Rus Ermeni'den oluşan bir birliğin halihazırda Kars ve Sarıkamış'ta yoğunlaştığını bildirdi. Ancak Sebastyalı Murat, Cemalyan'ın sözlerine şüpheyle yaklaşıyor ve Cemalyan'ın abartılı vaat ve güvencelerine inanmayacağını ve güvenemeyeceğini söylüyor. Murat, Mama Hatun yakınlarında silahlarını bırakıp aceleyle cephe arkasına doğru giden Ermeni askerlerini durduramadığını anlatır. Aram Amirhanyan'a göre Cemalyan, Türklerin artık kuvvetlerinin kalmadığını ve Kıhı, Kamah, Mama Hatun hattında ancak 4000 askerinin bulunduğunun güvencesini verdi. Bu görüşmeden iki gün sonra Cemalyan, Aleksandropol'e oradan da Tiflis'e doğru yola çıktı. Savaş cephesinin ifşa edilmesi hakkında ilk bilgi Aralık ortasında Tiflis'e ulaştı. General Lekhov, Yerzinka'dan birkaç Ermeni birliğini kurmayı başarmasına rağmen cepheye gitmeyi reddettiklerini telgrafla bildirdi. Tiflis'te bu bilgiye şüpheyle yaklaşılıyor. General Lekhov,
Kasım ayı ortasında Sebastyalı Murat ile görüşerek Rus askerlerini mevzide tutmanın artık mümkün olmadığını, yıl sonuna kadar kimsenin sınırda bulunmayacağını bildirdi. Rus ordusunun rezervlerini kabul etmeyi ve ne pahasına olursa olsun cepheyi korumak için Ermeni birlikleri kurmayı teklif etti. General ayrılırken yanlarında 60 bin kişilik bir askeri birliğe yaklaşık bir yıl yetecek silah ve yiyecekleri geri götürme imkanının olmadığını söyledi. Ateşkesin ardından Yerzinka'da yaşanan olayları Batı Ermenistan TV'sinin internet sitesinde okuyabilirsiniz. İsim yalnızca hitap etme aracı değil, aynı zamanda çoğu zaman ulusal özellikleri vurgulama aracıdır. Ermeni isimleri doğaya olan sevgiden, uluslar arasındaki ilişkilerden, kurtuluş hareketlerinden ve savaşlardan yaratılmıştır. Hayk, Ermeni isimleri arasında ilk sırada yer alıyor ve bu efsanevi kahramandan sonra Ermeni devletine daha sonra Hayk Hayastan ve Haylar denildi. Moses Horenatsi'ye göre Hayk, beli mağlup eden ve Ermeni devletinin temellerini atan Nuh'un 5. neslidir. Hayk ile ilgili isimler arasında Armenak, Aramais, Aram, Aran bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak tarihi kahramanların isimleri vardı. Ancak Hristiyanlığın kabulünden sonra yeni İncil isimleri yayılmaya başladı. Yıllar geçtikçe isim listesine yenileri eklendi ve eski kişisel isimlerin çoğu unutuldu. Ermeni isimlerinde erkek ve kadın şahıs isimleri arasında net bir ayrım vardı. Erkekler çoğunlukla tanrıların, kazananların ve kralların adlarını alırken kadınlara yalnızca tanrıçalar ve Hristiyan bakirelerin adları değil, aynı zamanda çiçekler, doğa olayları ve değerli taşların adı da veriliyordu. Ermenilerin hayatında adlarının yanı sıra soyadlar da önemli bir yer tutmaktaydı. Eski zamanlarda soyadı bir kişinin kimin oğlu veya varisi olduğunu bilmek için kullanılıyordu. Soyadlarının anlamı yüzyıllar boyunca aynı kalmış, yalnızca bileşeni değişmiştir. Ermeni soyadlarının %99'u ırkın ataerkil adı ile yan ekinin birleşiminden oluşuyor. Ancak ataerkil isimler her zaman yana bağlı değildi. Çoğu zaman mesleğe göre soyadları oluşturulmuştur. Örneğin Nerkararyan, Pajişkyan, Darpinyan vesaire. Kökleri çok daha eski olan Uni eki içeren soyadları da oldukça nadirdir. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın basın servisinden yapılan açıklamaya göre Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan Heyeti Başkanı Büyükelçi Vasilis Maragos ile Yerevan ile Bakü arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Mesajda, toplantıda Avrupa Birliği'nin katılımı ve desteğiyle bölgesel programlar da dahil olmak üzere bunun uygulanmasını amaçlayan, bölgede uzun vadeli istikrarın sağlanması vizyonuna atıf yapıldı. İfadesine yer verildi. Her iki tarafta Doğu Ermenistan Avrupa Birliği kapsamlı ve genişletilmiş ortaklık anlaşmasının uygulanmasına yönelik atılan adımların yanı sıra Doğu Ermenistan Avrupa Birliği ekonomik ve yatırım planının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik atılan adımları takdir ederek gelecekte beklenen dinamiklerin vurgulandığı ifade edildi. Gürcistan, Yerevan ve Bakü'nün yakında bir barış anlaşması imzalayacağını umuyor. Gürcistan hükümetinin basın servisine göre Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili bunu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de yaptığı ikili görüşme sırasında duyurdu. Gürcistan Başbakanı, Birleşmiş Milletler'in Orta Asya ülkeleri ekonomilerine yönelik özel programı zirvesine katılmak üzere Bakü'de bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in hakikatin, adaletin, tazminatların ve bir daha tekrarlanmama garantilerinin desteklenmesiyle ilgili özel raportörü Fabian Salvioli, Artsakh'tan zorla yerinden edilenlerle dayanışmasını ifade ederek, Doğu Ermenistan hükümetinin onlara yardım etme konusundaki istekliliğini ve kararlılığını son derece takdir ediyor. Birleşmiş Milletler, Doğu Ermenistan ofisinde düzenlenen basın toplantısında Doğu Ermenistan'a yaptığı ziyaretin Ermeni-Azeri çatışması nedeniyle 100.000'den fazla Ermeninin Artsakh'tan zorla sınır dışı edilmesiyle aynı zamana denk geldiğini bildirdi.
Salvioli zorla yerinden edilenlerle tanıştı ve onların farklı topluluklardaki kabul süreçleri hakkında bilgi sahibi oldu. Doğrudan görüşmelerde onların acılarını hissetti ve acil sorunlardan bahsetti. Hükümetin zorla yerinden edilmiş kişilerin temel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik geniş çaplı çalışmalarına tanık oldu. Salvioli, çatışmanın taraflarını barış müzakere sürecini sürdürmeye çağırdı ve konuyla ilgili uluslararası toplum temsilcilerini, Artsah Ermenilerinin maddi ve manevi mirasının korunmasına yönelik aynı zamanda restorasyonu da mümkün kılacak mekanizmalar oluşturulması konusunu ele almaya, adaletin sağlanması, çatışma mağdurlarının, savaş esirlerinin ve yerinden edilmiş kişilerin ikamet yerlerine geri dönüşlerinin sağlanması ve ayrıca uygun tazminatın belirlenmesi konusunda çağrıda bulundu. Bakü, bu kez Stepan Şaumyan'ın heykelinin hedef alındığı Artsakh'ın tamamen nüfusundan arındırılmasının ardından Artsakh'ın kültürel değerlerini yok etme devlet politikasını sürdürüyor. Kasım 2023'ün başında Uluslararası Telgraf kanallarının yayınları, işgal altındaki Stepanakert Meydanı'nda Stepan Şaumyan'ın heykelinin yere düşürüldüğünü gösterdi. Stepanakert Meydanı'nda heykelin 1 metre uzağında meydana gelen patlama ve heykelin kaydesindeki bomba izlerinden de anlaşıldığı üzere, heykelin 2020 yılındaki 44 gün savaşı sırasında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından da hedef alındığı belirtilmelidir. Heykeli yaratanların heykeltıraşlar Suren Stepanyan ve Adibek Grigoryan olan bronz heykelin yüksekliği 2,5 metreydi. Kayde 4 metre yüksekliğindeydi. Yerli mermerden yapılmıştır. Heykelin açılışı 1 Mayıs 1957'de gerçekleşti. Bakü, işgal altında tuttuğu bölgelerde askeri operasyonlar sırasında yalnızca kültürel değerlerin dokunulmazlığına ilişkin askeri gereklilik, farklılaşma, orantılılık, ön yargı gibi dört ilkesini değil, aynı zamanda Lahey, Cenevre ve kültürel değerlerin korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukuk hükümlerini de ihlal etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Haçik Arınci tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Urfanyan Hramanadar adlı eseri sunuyoruz. Yarmatları dırkı horanan Haybanaki sahmanları amur kımınan Nebir yalin bayele zer sıhran kıtığır Avak duke darsak sırtı tavut minor ver Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.